Vaktiniz hayırlı olsun. Geçmişten sayfalarla karşınızdayız. Geçen bölüm nerede kalmışydık? Tam olarak açılış töreninde kaldık dedik. Kerkük'ten iki boru döşendi. Petrol borusu. Kerkük'ün petrolunu nece edebilsin? İki ülke İngiliz ve Fransa özlerine ulaştırsınlar. Karar oldu. İki petrol borusu döşensin. Kat enabib döşenilsin. Birisi Kerkük Tarablus, yani Suriye, Lübnan, Trablus Ve o de Kerkük, Urdun ve Filistin, Hayfe, Mina'ına, Liman'ına aksın. Oradan gemilere yüklenilsin. Bahri'l Ebyad'ın mutavassıt Akdeniz sayesinde ulaşsın her iki ülkeye ya da başka bir ülkelere isteyen petrol isteyen ülkelere. Ona göre de açılış töreni dedik tam olarak 18 Temmuz'da yapıldı. Kerkük'te Kral Gazi 1935'te açılış törenini resmi bir şekilde yaptı. 14 Ocak ise Kerkük Hayfa petrol borusu açılışı yapıldı. O Kerkük'te dediği çok büyük bir açılış törenine o dönemde şahit oldu tam olarak bugün Kirkuk Petrol Şirketi, Şerikat şirket Naft Harda'da da takriben o bölgelerde bir büyük bir tören yapıldı, bir ihtifaliye yapıldı. Melik Gazi özi şahsen geldi. Onun da yanında büyük tabii ki İngiliz diplomatları da vardı, işte elçiler vardı. Başka bir kimseler de vardı. Çok büyük bir yoğun bir ihtitahiyeydi yapıldı. A böylece petrol Kerkük petrolü her iki ülkeye bu borular sayesinde 12 inç boru sayesinde akmağa başladı. Tabii ki bunun da yanında Suriye'de bir açılış töreni yapıldı. Lübnan'da açılış töreni yapıldı bir kaç gün sonra Ürdün'de yapıldı, Filistin'de yapıldı. Bu boru hatlar 10 milyon dinar neredeyse teklif etti. Bu iki boru hattı başladığı işleme 1935'te. Bunun da buradan altını çizmeliyim. Bakın gene dönem Kerkü gün önemini size bildirmek isterim. Bu kiboru hattı neredeyse 17 yıl akmaya başladı. 1935'ten itibaren Irak'ın ekonomi olarak, iktisadi olarak tek geliriydi Kerkü gün neftdir. Yani Irak hele Basra'da neft belki de keşf olmuşuydu ama ticari anlamda kullanılmırdı. Basra'nın petrolü satılmırdı. Zaten birinci Kerkük'te petrol keşfi olundu. Hele o zaman Basra'dan haber yok idi. Kerkük'ün petrolü çıktıktan sonra, satışa girdikten sonra, bütün dünyaya ulaştıktan sonra hele Basra yok idi. Basra çok daha sonra başladılar ticari bir şekilde Basra'nın petrolünü satmaya. Tam olarak da size tarih vermek e gerekirsem 1951'de Basra ticari bir şekilde petrolünü satmaya başladı. Yani 1935'ten 1951'e kimin Kerkük'ün petrolü Irak'ın tek geliriydi, tek besleyeniydi. Zira var mıydı? Zira'a var idi ama zira o seviyede dövdü ki satılsın Irak ondan büyük bir gelir, büyük bir iktisat elde etsin ancak öz özünü yaşattırırdı. He, şimdi diyeceksiniz Irak mege biz dedik 4 şilin alırdı her ton başına. Çok az bir rakam idi. Irak'a ne yapay ederdi? Irak'a pay etmezdi ama bunun yanında sonuçta İngilizler Irak'a eğer bakırsalar, eğer yardım edirdiler bu petrolün sayesindeydi. 17 yıl Kirkuk Irak'ı tehriye etti ve Kirkuk nefti Irak ülkesini ve milletini yaşattı. Devam ettikten sonra 1935'ten sonra petrol akmaya başladı. Ama ne yazık ki fazla çekmedi. Dünya ikinci bir savaşa şahit oldu. Harbi Alemiye 2'ye 1939'da başladı sabe ki boruları etkileyecekti. Borular etkilendi neden? Etkilendi çünkü sonuçta baherler, denizler tehdit altında oldu. İngilizler bu Fransızların gemileri tehdit altında olduğu her anda bunlar kasf edilebilir. O yüzden intaç azaldı. 4.5 milyon ton ki karar idi, ilde versin. O verirdi de aslında fazla da olmaya başladı intaç. ama yavaş yavaş azalmaya başladı. Birinci dünya, ikinci dünya savaşı başladıktan neredeyse iki yıl sonra Irak'ta iç yani Irak'ın iç sorunu da oldu ve büyük bir olaya Irak şahit oldu. O olay neydi? O da hareket Mayıs 1941 ki Adnan Reşid el Gelani ki neredeyse diyakın o dönemin başbakanıydı bir hareket kurdu bir direniş ya da bir kalkınma oldu ayar e, 1941'de. Mayıs ayı 1941'de. İstek neydi bu harekeden? Aslında zamanı gelince bunu konuşacağız. Şimdi konum bu değil. Şimdi sadece anladım. Bu boruların başına neler geldi o dönemde. Aslında sebebi buydu. İngilizlere kanşar bir direniş elde etti. İstirdi İngiliz ihtilalini Irak'ta, işgalini, Irak'ta bitirsin. O İngiliz kuvvetini Irak'tan atsın tabii ki Almanlardan e, birlikte Alman'ın destekiden ama o yüzden e, bir ayerden 1 Mayıs'ta petrol bu borular tamamen durduruldu ve akmamaya başladı ta iki Haziran'a kimin ki hareket tamamen bitmiş oldu İngiliz edebildi harekâni yani bitirsin 2 Haziran'da tekrar bu borular akmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı büyük bir savaşıydı. Ki ülke özellikle Fransa, İngiltere çok silah kaybettiler, çok sonuçta paraları gitti. Büyük bir savaştı. Bilirsiniz savaşın da en büyük destekçisi ki sen zafer elde edesen gerek elde para olsun, destek olsun. imkanat maddiye çok önemlidir. Bunun için savaş bittikten sonra bu ülke, ülke, ülke her ne kadar kazanmış olsa da ama kayıpları çok idi, maddi hasarları çok idi. O yüzden düşündüler ki biz petroldan fazla bir şekilde istifade etmemiz lazım. Ta ki edebilirken o kaybettiğimiz maddeni, o paranı, o geliri kaybettik ki savaş esnasında bir daha nece elde sağlayalım. Ve bunun da bir tek yolu var. Kerkük petrolüdür. Ne yapmak lazım? Kerkük petrolünün boru 12 inçti bunu genişletmek lazım. Bunun yanında daha bir petrol fazla akmaya başlasın bu bölgelerden. Tabii ki bunun da yanında yani bir tek savaş o savaşın konusu e, kaybettikleri çok önemli bir konudur da bir nedendi de ama bunun da yanında tabii ki dünya ilerleri, teknoloji ilerleri daha fazla ihtiyacı olur. Petrola mavat hama, mavat evveliyeye ham maddeye çok fazla ihtiyacı olur. O Bunun da yanında Kerkük'te fazla kuyular başları keşf olunmaga, fazla kuyular başları kazılmaya. Buna göre yani ezbab, avamel, nedenler çok aslında. Düşünüldü Kerkük'ün petrolünün daha bir yüksek seviyeyle akılmaya başlasın. Bunun için projeler yapıldı ve karar oldu. 12 inç boru küvarıydı. Bu sefer gene hatlar döşenilsin, borular döşenilsin. Aynen o boruların koyduğun yanında, yani paralel bir şekilde o boruların yanında muazi bir şekilde her iki ülkeye aynen Tarablus ve Hayfa'ya geçsin. Ama bu seferler bu sefer 12 inç olmasın, belki 16 inç olsun. Hedef de buydu. Abu Kıhat'tan ki 4,5 milyon tonuydu daha önce 12 inçten 4,5 milyon ton ilde neft giderdi Kerkük'ten karar oldu. Bu 16 inçten sonra yani bu dört kattan 12 inç Tarablus, Kerkük Tarablus, 16 inç Kerkük Tarablus, 12 inç Kerkük Hayfa, 16 inç Kerkük Hayfa'dan karar oldu. 13,5 milyon ton illik olarak petrol aksın Abuki Mine'ye ve mahr Al-Abiyad'ın mutavasıda Ağ Deniz'e. Bunun için İşlemler başlanıldı 1900 neredeyse diyebiliriz takriben e, yani savaştan hemen sonra işlemler başlanıldı ve bu borular döşenmeye başladı. Bilirsiniz o dönemde büyük bir sorun ortaya çıktı. İngiliz artık Falastini yavaş yavaş İsrail'e verme çabasındaydı. Ve 1948'de buna kanşar da 1948'de bilirsiniz ki İsrail ile Arap, Arabların savaşı oldu. 1948'de Arap-İsrail savaşında Irak bir karar aldı. Kararı buydu ki artık petrol boru hattı Kerkük'ten Hayfa'ya gideri onu durdursun. 12. inç tamamen durdu. Artık petrol, e, çünkü o dönem artık Hayfa yavaş yavaş İsrail'in eline geçti. İsrail'e artık gitmemeye başladı. Irak bir karar aldı. Ve bu karar da tabi Irak'ı bir kararıydı. Yani Irak özü durdurdu. Hattı ancak o bir boru ki döşenirdi 16 inç, 80 kilometre kalmış idi ki Hayfa'ya ulaşsın, 80, 80 buçuk kilometre kalmış idi ki Hayfa'ya ulaşsın ve bu proje bitsin onu da Irak durdurdu. Artık bundan sonra İsrail'e petrol akmayacak dedi. Karar büyük bir karardı. Neden büyük bir karardı? Çünkü Irak zaten bu borudan çok bir gelir elde edir bu borulardan. Bu boruların durmağı demek ki Irak'ın iktisadına, ekonomisine büyük bir darbe vurmaktı aslında. Tabii ki bunun da yanında İngiltere'de çok zararlı olur. Bunun da yanında Irak şirki, petrol şirketi de çok zararlı olur. Ama Irak dedim ben kararımda kesin bundan sonra petrol bu hattan, bu borudan akmayacak. Neden buna Irak bu kararı verdi? Çünkü evvelen bir konuydu. O da işte e, hani Arap İsrail konusuydu. O zamanlar da ne Arapları birleşmiş idi. Ve İsrail'e karşı da bir mevkif almaları gerekirdi. Bir e, tepki vermeleri gerekirdi olaya. Bunu bitirdi. İkinci bir şey ise zaten Irak'ın içinde ırkçı hareketler var idi. Kavmiyet var idi. Şahsiyet var idi. Eğer Irak bu petrolu bu borunu durdurmasaydı, Irak ülkesi için, devleti için büyük bir sorun yaşanırdı. Bunun yanında üçüncü bir neden ise eğer Irak bunu durdurmasaydı o bir Arap ülkeleri Irak'tan zaten uzak olurlardı. Çünkü Irak'ın o dönemde bu bölgelerde özellikle Arapların içinde rolü çok iyiydi aslında. Yani Irak bir ülkeydi, Arapların büyük ülkelerinden idi. Belki de en büyük ülkesiydi sonuçta. Özüne bakardılar. O yüzden mecbur idi Irak bir belak karar almagan. Ve 1948'de o hatlar kamilen durduruldu. Hem 12 inç durduruldu Kerkük-Hayfa hem de 16 inç bitmeden o boru tam olarak döşenmeden duruldu. O proje yattı. Ne kaldı bu tarafta? Artık bir tek Kerkük-Trablus borusu kaldı. O durduktan sonra şirket kalktı. Irak Petrol Şirketi kalktı tabii ki bu 16 inç boruda bu bölgede yani Trabla'sa giden borunu çok daha hızlı bir şekilde yapmağa çünkü zerel ediri yani Zirek en azından hani derler zerelin arasından dönersen kardır. Koy zerali en kiyahun bir şekilde ve en kısa bir şekilde nece kapatsın başladılar bu bu taraf bölgelerde bu boruda çok hızlı bir şekilde işlemeye ta ki bitirsinler özüm. Bu xətt bitti. Kerkük, Tarablus 16 inç xətti bitti. Və tam olaraq da 7 may 1949-da açılışı yapıldı. Qərar oldu, artıq biz dedik 13,5 milyon ton axacağıydı hər 4 xəttdən. Amma indi 13,5 milyon ton olmayacaq çünki Hayfa hər iki xəttdə Hayfa'nın durdu. Həm 12 inç durdu, həm 16 inç olmadı. Bəs burdan qərar oldu əldə artıq illik olaraq 6,5 milyon ton neft getsin və Kerkükdən Fransaya və İngiltərəyə və bütün dünyaya axsın Sürə isə, yəni məsafə isə 900 təqribən 98 kilometrlik bir boru döşəndi 12 inçin yanında Tarablisa gedir. İraq təbii ki, yəni İraqın belki o qədər düşüncəsi yox idi bu konuda. Sonuçda petrolu uzatsın, hardan gətirsin, necə etsin. Ama sonuçta İngiliz bunun çabasındaydı. istiyor. o hasarını ki gördü Hayfa bölgesinde istir onu tahviz etsin herhangi bir şekilde. Nece tahviz edecekti? Kalktı bir fikre verdi. En yakın bölge sonuçta Kerkük'e ki deniz var özünde, beher var özünde. O da Suriye'de ya da Türkiye'de. Türkiye'de de beher var. Akdeniz var, Bahri'l-Ebyad'ın mutavasıtı var ve Suriye'de de bahril var. Aslında İngiltere ve Fransa, Irak'a bunu önerdi. Bir boru döşeceğin, tekrar ayrı bir boru döşeceğin o da Kerkük'ten Türkiye'ye geçsin, İskenderun'a geçsin, oradan Akdeniz'e aksın. Ama Irak buna karşı çıktı. Neden karşı çıktı? Çünkü Irak bu düşünce var idi. Bu petrol arab yerindən çıxır arablərin yerindən bölgəsindən çıxır o yuzdən bu bölgələrdən sadəcə bu bu petrolun gəlirindən çıxarından sadəcə arablər istifadə etsin suriyədən keçməğı demək ki bir arab ölkəsi bu petroldan qazanc sağlayacaqdı o yuzdən türkiyə getməsin bu qazanc bu kər türk əldə etməsin bunu o yuzdən iraq ölkəsi bu qonuya qarşı çıxdı dedi hayır biz türkiyə borunun döşenməsini istəmirik başka bir hara olacaktı, Suriye olacaktı ve ona göre de karar verildi. Kerkük'ten Banyas'a yani Kerkük'ün Banyas limanı, Suriye'nin Banyas limanına, minaına bir boru döşensin. Tarablus borularının yanında. Ancak bu sefer indiyekenden düşünüldü ki Kerkük Banyas'ın borusu daha bir genişletilsin. Ne 12 olsun ne 16 olsun belki 30-32 inç olsun. Ve projede bu şekilde oldu. Tam olarak K1 istasyonundan, hatta k 1den Kerkük'ten boru döşenilsin. 888 km e, mesafede ta ki ulaşsın. Banyasın minaına, limanına, oradan gemilere yüklensin. Akdeniz'e aksın. 41 milyon dinar təhsis edildi bu projesin. Aslında 41 milyon cünehdə diye birlik isterlini çünkü o dövrlərdə İraqın parası zaten aynen İngiliz ümlasından 1 seviyədə idi. Bu işte yapıldı. Kerkük Banyas iş başlandığı projesinde işlenilmeğe ve e, tam olarak resmi bir şekilde 18 Qasım 18 Teşrin-i Etnani 1952'de 2. Kral Faysal gene Kerkük'e geldi ve bunun açılış törenini yaptı. Kerkük o dönemde de gene çok büyük bir olaya şahit oldu. Melik Faysal, Nur, 2. Feysal elbette, Nuri Sa'id, işte Vasi Abdül Bunun da yanında İngiliz politikaları, işte sefirler hapsi Kerkük'e toplandılar. Ve Kerkük'te resmi bir açılış töreni Yapıldı. Bu boruda 165 bin ton boru döşenildi. 7 bin Arap işçisi işledi, yani Irak ve Suriye'de 7 bin işçi bu boruda işledi. Bunun yanında 90 tane Amerikalı işçi vardı ve 300 tane de İngiliz işçi bu borularda işledi ve karar da oldu. Bu boru, bu borudan 20 milyon ton, yani 3 boru artık oldu. Bu üç borudan karar oldu. Yıllık olarak 20 milyon ton kerkük petrol yollasın bu hatlara. Bu hatlar aslında işlenmeye başladı. İşlenmeye başladı. Kerkük Banyas 30-32 inç ve Kerkük Tarablus 12 inç ve bir de 16 inç 50 olarak başladı aslında. Yavaş yavaş başladı. Petrol daha çok yükselmeye, yani intaj daha çok yükselmeye başladı ve tam olarak da aylık olarak 11,5 milyon ton başladı Çerkügün petrolü o bölgelere getməğa. Bu dövrdən sonra bunu bir də sizə bildirmək istəyirəm dəyərlisi izləyicilərimiz. Hani bir konu var hər vaxt bu tartışılır ya da eşidirik özünü. Krallıyə dövrü çox əyidir, xadəmə duvarı idi, caddələr var idi, bəzi iki katlı pas alı, bəzi bilməm işdə işte, hədiqə var idi, işdə işte filan var idi. Bunu burdan sizə bildirirəm ki, istəyirsiniz dönün tarixdə bir baxın. İraq dövləti qurulduğu andan etibarən 1921-dən etibarən 1952-yə kimin Irak ülkesi petroldan herhangi bir doğru dürüst gelir elde etmirdi. Aldığı çok cüz'i bir paraydı, cüz'i bir geliriydi. 4 şilin 4 sent koydu yani her tonun başına Irak'ı tok etmirdi. Ancak o seviyedeydi belki işte bir memurlarının, muvazzaflarının maaşını verirdi. Çok basit bir mizaniyeden Irak idare ederdi. Çünkü İngiliz'in işgal altındaydı ancak 1951'den sonra bazı olaylar oldu dünya çapında. Bu koydu Irak gözünü biraz fazla açsın. O olaylar neydi? Birincisi petrol şirketleri Suudi Arabistan'da o dönemde başladılar anlaşma yapmaya, ve petrol çıkarmaya. 1951'de bakın hani Irak Çerkük 1927'de petrol keşfi olundu. 1930 5 Beş, 5-də petrol başladı bütün dünyaya axmağa, amma Kurfəs Ərəb savaşlarının Ərəb dövlətlərindən heç bir xəbər yox idi. 1951-də, 52-də anlaşma oldu. O anlaşmada nə oldu? Səudiyyə Ərəbistanla şirkətlərin arasında anlaşma nə oldu? Munasafatul Arbah dedilər. Qar yarı bayarıyə olundu. İraq bundan gəfil idi bu bunca dövrü. Bunun yanında İran'da 1952 Hüzeyran'da temimin nafut oldu. 1951 Hüzeyran'da temimin nafut oldu. İran temimin nafut ettikten sonra petrolünü millileştirdikten sonra Irak'ta başladı bunu istemeye gelin biz de petrolümüzü yani özellikle de millet müzaharat çıkmaya başladı. Gösteri düzenlendi. Biz de istedik petrolümüzü millileştirelim, temim edelim. Nişin bizim petrolümüz işgal ülkelerin Ele altındadır. İran'da o te'mim konusu olduktan sonra İngiliz şirketleri İran'a inat başladılar İran'ın petrolunu almaya, almamağa, tevcuh hara oldu Irak'ın petrolunu almaya başladılar. O yüzden Irak'ın petroluna fazla ihtiyaç oldu bu sefer intac etsin. Çünkü Suudi Arabistan hâlâ o o döneme gelmeyipti ki özü petrol o seviyede o böyde dönemde intac etsin. Bu konular koydu Irak'ın biraz gözü açılsın. Müdahalat çıksın. Gösteriler düzenlensin. Petrol konusunda ilgili Irak hükümeti o dönemde tam olarak 1952'de çok büyük bir mufavazattan sonra işte Nur Said bir gün London'da de işte bir gün e, Paris'te de bir gün olar Bağdat'ta da ta ki 1952'de edebildi Irak bir anlaşma imzalasın. Irak Petrol Şirketi'den aynen munasafatil arbah olsun. Kar yarı beyari olsun. Bunun da buradan altın çizirem. İşte o anlaşmadan sonra Irak özü özüne geldi. Irak tatavvur etmeye başladı. Irak'ta kademat çok oldu. O dönemden baş... sonra Irak biraz genişlemeye başladı. Ve petroldan tam olarak iyi bir şekilde para elde etmeye başladı. 1935'ten 1952 kimin Irak herhangi bir gelir elde etmedi. ve Irak'ta çok büyük bir hizmet yokuydu. O dedikleri kraliyet hizmeti ancak 1952'den sonra melekiye gerçekten Irak biraz öz özüne gelmiş oldu ve yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Tatavur etmeye başladı. Programımızın da sonuna geldik, bölümümüzün sonuna geldik. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.